guess we'll die trying. I decided die trying ain't our thing no more. Galaksinin Koruyucuları serisi 3. filmiyle bir üçleme olarak tamamlanmak üzere. Serinin yönetmeni James Gunn bu filmin sevdiğimiz ekip için bir son olacağını söylemişti ve fragmanlara baktığımızda yıllar önce bir araya gelen bu ilginç ekibin bu kez yan yana son savaşlarını vereceklerinin altını iyice çizdiklerini anlamıştık. Yani belli ki önce eğleneceğiz, sonra da biraz üzüleceğiz ama bana sorarsanız bu bir son bile olsa Galaksinin Koruyucuları markası adına bu bir son olmayacaktır. Söyleyeceğim önemli detaylar olacak. O yüzden hazırsanız başlayalım. Öncelikle 3. filmdeki yeni soundtrack'te biraz daha vurucu, biraz daha duygusal şarkıların olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü James Gunn artık Marvel için film çekmeyi bırakıp direkt DC evrenindeki filmlerin başına geçti biliyorsunuz. Ve bundan sonra onu DC evreninde takip edeceğiz. Ama James Gunn'ın Galaksinin Koruyucuları ekibini ve tüm oyuncularını ne kadar çok sevdiğini de biliyoruz. O yüzden kendisi bu filmin senaryosuna iki katı daha çok uğraşmış ve şarkı seçimlerinde de bu sefer çok zorlanmış. Ama tabii ki film yine de komedi tarafını koruyacak, ona eminiz. Hello, we come in peace. Come on, Drax. Seriously, dude? No, dude, no, no! Ow! Hey! Geçtiğimiz aylarda çok yoğun bir süreçten geçtik biliyorsunuz ve bu filmin fragmanları hakkında bir türlü konuşamadık biliyorum. Çünkü tepki videosu çekmek için ilk fragmanı bile izlememiştim. Ama bu sırada geçirdiğimiz sürecin hepsini sizinle vloglarla paylaşıyorum. Çünkü sizi de hayatıma dahil ettiğimde daha iyi iletişim kuracağımıza inanıyorum. Bence gayet de güzel oluyor. Ve şimdi de film hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Çünkü artık çok az kaldı. Whoever it was that you were in love with, it sounds more like her. Her? Do not bring me into this. Knock it off! What? Ben zaten Galaksinin Koruyucuları'nın yılbaşı özel filminden bu yana hala Groot'un gittikçe şişen yeni haline gözlerimi alıştırmaya çalışıyorum. Aslında kendisinin ilk Groot'a göre yeni nesil genç irisi birisi olarak daha da yapılı olması mantıklı olmuş. Bu arada yılbaşı bölümü bence güzel bir kısa filmdi ve orada Star-Lord'la Mantis arasında çok önemli bir detay sıkıştırmışlar ki izlemeyenler izlesin diye spoiler vermiyorum ama önemli bir ara filmdi. Çünkü orada öğrendik ki Galaksinin Koruyucuları artık bir göksel varlığın kafası olan Nowhere adlı gezegene yerleşmişler ve burası artık resmen onların merkezi olmuş gibi. Kurdukları yeni yerleşkeleri artık çok çok daha büyük ve kalabalık. Aynı zamanda yeni resmi üniformalarıyla artık kimse Galaksinin Koruyucuları için ipsiz sapsız kahramanlar diyemeyecek gibi. Yeni üniformalar Ravager yani yağmacı kıyafet olarak geçiyor. Özellikle Rocket Raccoon'un çizgi romandaki kıyafetine çok benziyor. Ekibin artık bir yerinin olması önemli çünkü bu son film gibi algılansa da aslında Galaksinin Koruyucuları isminin yeni elemanlarla birlikte devam edeceğini düşünüyorum. Mesela Drax'ı oynayan oyuncu artık oynamaya devam etmeyeceğini sinyalini vermişti. Başta Mantis veya Nebula olmak üzere tüm ekipten birileri bu filmde ekipten çıkabilir ama yerlerine birileri de gelebilir. Aslında bana sorarsanız bu filmde mesela artık Marvel'ın Nova karakterini genç haliyle bize tanısalar çok iyi olurdu. Böylece Nova'yı önce ekibin yeni üyesi olarak tanıyıp sonra da kendi solo filmlerine hazırlık yapsalar heyecan verici olabilirdi diye düşünüyorum. Nova ne alaka der? Derseniz aslında Nova karakterinin hikayesi direkt Xander gezegenine bağlı ve hatırlarsınız ki Galaksinin Koruyucuları'nın ilk filmdeki ilk işi Xander'i kurtarmaktı. Ama Infinity War filminde Thanos'un güç taşını almak için bu gezegeni tamamen yok ettiğini öğrendik ve maalesef o konu biz görmeden arada kaynadı gitti. Nova karakteri de sağ kalan son Xander'lı tarafından seçilen biri olduğu için bir gün Nova'yı Galaksinin Koruyucuları filmlerinde görmek gibi bir hayalim vardı ama o konuya hiç dönmediler. Aslında demek istediğim her nasıl olursa olsun bu film Galaksinin Koruyucuları serisi için bir son olmamalı. Çünkü bu isim hala Disney markasının ürün satışı için önemli bir isim ve başka karakterler ekleyerek bu seriyi uzun yıllar devam ettireceklerini düşünüyorum. Zaten ikinci filmde çizgi romanlardakine yakın bir ekibi ve başka ihtimalleri de bize göstermişlerdi. Ama bunların hepsi birer göndermeydi. Yani her detayı pek ciddiye almıyorum. Yeni karakterler demişken bu filmde yıllardır beklediğimiz Adam Warlock karakteriyle ve bir de yüksek evrimci
adlı düşmanımızla tanışacağız. Ve yüksek evrimci dediğimiz adam bizi direkt Rocket'ın dramatik arka hikayesine bağlayacak. Bunların hepsinden yıllar önce detaylı bir şekilde bahsetmiştik zaten. O videoları da izleyenler zaten bilirler. Ama yine de yeni izleyiciler için kısaca tekrar etmek isterim. Çizgi romanda yüksek evrimci denilen bu adam adından da anlaşılacağı gibi üstün bir insan ırkı yaratmak için uğraşan ve bu yüzden evrimci olarak bilinen biriydi ve insanlarla hayvanları birleştirerek hayvan insan ırkını ortaya çıkarmıştı. Bu arada bu ırk çizgi romanda Wundagor Dağı'nda yaşıyordu ve Wundagor Dağı aynı zamanda Wanda ve Pietro'nun annelerinin doğum yaptığı aynı dağ. Bu dağı sinemada Doctor Strange'in ikinci filminde Kiton adlı Kaos Tanrısı'nın mabedi olarak da görmüştük. Çünkü filmler bize anlatmasa da burası Wanda'nın doğduğu yerdi. Ve Wanda'nın ebesi de zaten bir hayvan insandı. Ki bunu da WandaVision dizisi sırasında bolca konuşmuştuk. Neyse, daha sonra yüksek evrimci güneş sistemimizde başka bir gezegene gidip dünyamızın aynısının bir benzerini yapmıştı. Ve bu hayvan insanları da burada tasarlamaya devam etmişti ki fragmanda da galaksinin koruyucularının dünyaya gelip hayvan insanlarla karşılaştıkları sahne bunu filmde de aynı şekilde göreceğimizi gösteriyor. Fragmana baktığımızda yüksek evrimcinin bebek Rocket Raccoon üzerinde de deney yaptığını görüyoruz. Çizgi romanda Rocket Half-World adlı bir gezegenden geliyordu aslında ama burada onun yüksek evrimcinin elinden çıkan bir tasarım olduğunu göreceğiz. James Gunn özellikle Rocket'ın hikayesini iyi anlatmak için çok kafa yorduğunu söylemişti. O yüzden bu hikayeyi nasıl uyarlayacaklarını çok merak ediyorum. Bir de Layla adlı bir su samuru karakterimiz var. Ki kendisi çizgi romanda yine Half-World gezegenindeki en büyük oyuncak fabrikasının sahiplerinin kızıydı ve aynı zamanda Rocket'ın da ruh eşiydi. Ve bu tüm galakside bilinen bir şey çünkü ilk filmdeki hapishane sahnesine bakarsanız Rocket'ın ekranında ona yakın olan kişiler yazarken altta sadece Groot ve Layla yazdığını görebilirsiniz. Ve yine o ekranda kendisini tanımlayan ilk şeyin sadece bir seri numarası olduğunu görmüştük ve bu seri numarasını en son fragmanda yıllar sonra Rocket üzerinde deney yapılırken tekrar görmüş olduk. Böyle detaylar çok önemli gelmeyebilir ama beni çok mutlu ediyor. Özellikle Infinity War dönemi Edin Warlock'un hikayeye dahil olmasını beklediğimiz, detay kovaladığımız heyecanlı, masum günlerimiz vardı. Çünkü hatırlarsanız çizgi romanda Edin Warlock'un alnındaki taş ruh taşıydı ve hatta bir dönem Gamora ile birlikte Edin ruh dünyasında hapis kalıp oradan geri dönmenin bir yolunu bulmuşlardı ve sinema evreninde de Gamora'nın ruh taşını almak için feda edilmiş olması bizi Edin sayesinde ruh dünyasına gideceğimiz bir teoriyi düşünmeye zorlamıştı ama oradan bir şey çıkmadı. Gamora öldü ve biz de Endgame filmindeki son savaşta 2013 yılından çıkıp gelen Thanos'un acımasız kızı Gamora ile yola devam etmiş olduk. Yani bu Gamora 2013 yılından gelen önceki iki galaksinin koruyucuları filminde yaşananları hiç yaşamamış olan bir varyant. Ve eğer Loki yüzünden TVA yok olmamış olsaydı muhtemelen çoktan yakalanıp bu zaman çizgisinden silinmiş olabilirdi. Ama şimdi Star-Lord yeni Gamora ile yakınlaşmaya çalışıyor ama bu Gamora'nın henüz ona karşı hiç duygusu yok. Fragmanda Star-Lord'un acı içinde bağırdığını görüyoruz ve sanki birinin ameliyat masasında olduğunu bize gösteriyor gibiler ve aslında bu noktada sanırım herkes filmde Rocket Raccoon'un ölme ihtimali olduğunu düşünüyor olabilir. Çünkü Rocket en nihayetinde bir Raccoon olduğu için kendisinin kısıtlı bir yaşama süresi var. Raccoonlar vahşi doğada ortalama 3-5 yıl yaşıyorlar ama çok iyi bakıldıkları bir ortamda yaşam süreleri 15-16 yıla çıkabiliyor. Rocket genetiği değiştirilmiş, bir nevi evrim geçirmiş bir Raccoon olsa da kısa süre sonra en azından çok yaşlı bir Raccoon haline gelecek. Ki blip sırasında hayatta kalanlardan olduğu için ömründen 5 yıl daha o sırada gitti biliyorsunuz. Ve bu bir Raccoon için tabii ki çok uzun bir süre. Konuşan bir Raccoon'un animasyonu zor ve pahalı olabilir ve Rocket'ın ölmesi film için dramatik de olabilir ama kendisi artık aynı zamanda bir Avenger'ken şu an onun ölmesi Marvel için çok yersiz bir adım olur. Ayrıca Bradley Cooper sadece ses kaydı ve mimik kaydı yapıp birkaç günde parasını kazandığı için eminim Rocket'ı oynamaktan sıkılmamıştır. Aynı şey Groot için de geçerli tabii. Bu arada filmde yeni bir konuşan hayvan daha var biliyorsunuz. O da astronot köpek Cosmo. Cosmo'yu ilk filmde yine Nowhere'de koleksiyoncunun elinde görmüştük ve hatırlarsanız kendisi oradan kaçmıştı. Çizgi romandaki Cosmo aslında gerçek hayatta da var olan Rusya'nın uzaya gönderdiği Laika adlı bir astronot köpekten esinlenilmiş bir karakter. Maalesef Laika uzay görevinde acımasız bir şekilde ölmüş olsa da Marvel onu kendi evreninde Cosmo adıyla yaşatmaya devam ediyor. Yani Cosmo aslında Laika'nın uzayda kaybolmuş ve hayatta kalmış bir versiyonu ve üzerindeki çevirici cihaz sayesinde ne dediğini anlayabiliyoruz. What? I refuse to do any more work while you demean me. All right, I'm sorry. Chill out.
Yani filmin temeli evrim, gelişim ve değişim üzerine kurulu arkadaşlar. Edwin Warlock karakteri Aisha'nın mükemmel insan projesi olarak ortaya çıkardığı bir karakterdi. Ve Aisha, Adam'ı galaksinin koruyucularından intikam almak için kullanmak istiyordu. Ama filmin içinde Adam, mükemmel olmaktan çok uzak olan galaksinin koruyucuları ekibinin sevgisinden etkilenip kendini sorgulayacak olabilir. Yüksek evrimci de aslında mükemmel varlığı yaratmak gibi bir çabaya girmiş. Ama Rocket'ın da fragmanda dediği gibi aslında yüksek evrimci mükemmeli aramıyor. Var olan şeyleri olduğu gibi sevebilmeyi bilmiyor. Onun için her şey kusurlu. Çünkü aslında kendi vizyonu kusurlu. My sacred mission is to create the perfect society. He didn't want to make things perfect. He just hated things the way they are. Ve artık galaksinin şımarık çocuğu Star-Lord'un sahip olduğu yeni ailesinde onu bir liderden çok bir nevi bir baba figürüne dönüştüğünü de görmüştük zaten. Dude, seriously? You gotta clean up your room. It's a complete mess. I am Groot. I am not boring, you're boring. Ve özellikle Egon'un kötü baba oluşuyla Yondu'nun ölümü onun bu konuda büyümesini sağlamıştı. Bence bu film, 3 filme baktığımızda Star-Lord'un adım adım sorumluluk sahibi biri haline geldiğini göstermiş olacak. Yani şu ölecek, bu yerine gelecek, o gidecek gibi detaylar aslında sadece çocuksu tahmin oyunlarından öteye geçmiyor. Çünkü James Gunn her şeyden önce bu hikayeden ayrılmadan önce asıl anlatmak istediği önermeleri, mesajları ve temayı tamamlamak istiyor. Sonuç olarak filmin teması evrim, gelişim ve değişimse bu filmden sonra ekipte de bir şeyler değişecektir. Ve aynı zamanda kötü taraftakilerin derdi mükemmel arayışıysa yine bizim mükemmel olmasa da sahip olduklarımızı olduğu gibi sevebilmemize dair bir ders çıkarmamız gerekecektir diye düşünüyorum. Tabii bunları bekleyip göreceğiz. Filmden sonra da tüm detayları konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Ben yine burada olacağım. Şimdi siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Sizce de önemli mesajlara mı odaklanmalıyız? Yoksa onu bunu bırakıp Groot'un beslenme planını mı merak etmeliyiz? I am Groot. I know who you are already. Evet, bu videomuz da burada bitti. O zaman abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Screw you. Stretch face. Robocop looking. Purple nurple. Peace.